Ama şartlar hiç değişmeyecek. Allah muhafaza eylesin. Artık sen hiç oruç tutamıyorsun. Geçen ne gördüm? Dün müydü, sabah mıydı? Biraz böyle benim programlardan karıştırıyorum. Zonguldak'a selam buradan. Ya ne güzel sahneydi. Gördün mü onu? Madende iftar açıyorlar. Aslanım be. Şu onlara baktım be. Dedim ki kurban olayım ya. Kurban olayım yani. Allah Teala bunlara azap eder mi dedim ya. Yerin altında oturmuşlar aslanlar gibi. Hepsinin yüzü gülüyor ama. O çok önemli bir detay. Şöyle yapmıyorlar ya. Falan değil yani. Hepsi neşeli. İmanın güzelliği. Yerin kaç kat altındalar? Belki karanlıktalar gibi ama Allah onlara Yunus Aleyhisselam sırrı vermiş. Karanlıkların karanlıklarında adeta şöyle diyorlar. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minez zalimin. Ya Rabbi bak halimize, bizi affeyle. Vallahi billahi. Yani hocası, hacısı, diyaneti, öğretmeni vesairesi hepsi bir kenara. Bizim madencilerimizin bile o halini gördükten sonra diyorum ki Allah bu millete zeval vermez ya. Allah bu millete o adamın kazandığı da helal. Bakışı da helal. Buradan dua ediyorum. Böyle çalışan kim varsa. Allah'a karşı da saygısını devam ettiriyor. Edebiyle, helal kazancıyla kimler yoruluyorsa Allah şu saat hepsini cennetine sorgusuz sualsiz atıversin. Sevdikleriyle beraber Allah onları cennetine dahil eylesin. İnanın ki tam bir samimiyetle söylüyorum bunu. Ne güzel insanlar ya. Hakikaten yani insan evinde otururken yemeğin çeşidine, tuzuna, ekmeğin bayatına bilmemese şikayet etmeye utanır. Ne güzel neşelilerdi. Allah razı olsun. Hepsine selam ediyorum. Tüm maden işçilerimize. Hayır, ağırdır tutamıyordur. Onlara da selam ederim. Onu konuşmuyorum. İnsan ayırmıyorum. Ama bu güzel bir sahne. Şimdi size altın değerinde hayatınızda hiç eksik olmaması gereken bir dua. Namazda ediyorsun. Ama çoğunlukla namazdan sonraki dualarında veya dua etmek istediğinde unutuyorsun. Bak bununla arkadaş olur Ramazan'da. Ramazan'da bir arkadaşlık kur. Askerden toprağını, hemşehrini buluyorsun. Filanca yerden mesai arkadaşını, kankini buluyorsun. Ramazan'da kankilik, kankalık yok. Dualarla, tesbihle, ruhunla, kalbinle arkadaşlık kuracaksın. Nedir o? Kâne ekseru duâin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah dinle bak söze bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin en çok ettiği duaydı. Ne? Resulullah Efendimizin en çok ettiği duaydı. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve qina azaben nar. Rabbena atina. Ama bak duada az yapıyorsun bunu. Bak namazda okuyorsun. Gürültüye gidiyor. Bunu Efendimiz duada çok yaparmış. Demiyor ki namazda çok yapardı. Namazda zaten okuyor. Rabbena, ey Rabbimiz. Atina, bize ver. Bak biz diyor, bak biz. Allah Teala duada bile bizi ayırmıyor ya. Bizi bizden ayıranları Allah ıslah etsin. Bizi bizden ayıranların şerrinden Allah bizi uzak eylesin. Göstermesin bile inşallah. Rabbena, ey Rabbimiz, atina, sen bize ver. Fid dünya, şu yaşadığımız dünyada, haseneten, güzellik. Nasıl? Bilmiyorum ya Rabbi. O güzelliği sen biliyorsun. Benim bildiklerim var, bilmediklerim var. Sen yaptın mı güzel yaparsın. Rabbena atina fid dünya haseneten. Ve fil ahirete haseneten. Dünya güzel olur da ben dünyaya kazık mı çakacağım? Dünyada sadece dünya nimetlerinin güzelliğiyle mi kâm alacağım, zevk alacağım? Hayvan mıyım ben ya? Ben insanım ya. Ahiretim var benim. Ruhumun karar kılacağı ebedi hayata inanmışım ben. Ve fil ahirete haseneten. Ve ahirette bize güzellik ihsan eyle. Ve kına azaben nar. Şeytanın ahvaliyle başladık. Ya Rabbi bizi cehenneme götürecek her türlü sıfattan bizi uzak eyle. Affı taksirat, mahv-ı seyyiat, husul-ü muradat, defi beliyat, kabul-ü hacat, kabul-ü niyaz, duhul-ü cinan, müşahede-i cemal. Şehid-i şühedamızın dereceleri âli ola, mahzun kalplerimiz sürur bula, korktuklarımızdan cümlemiz emin ola, dualarımız kabul ola. Şu anda ekran başında bizimle beraber amin diyenlerin tüm duaları kabul ola. Hepimiz Efendimizin sancak-ı şerifi altında "As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah" diyerek ve şefaate erişerek cennette cemaline kavuşmak nasip ola. Dualar kabulü için, Allah rızası için El-Fatiha.